Sayın Öcalan'ın İmralı'da bir dış hapis teşhis sistemi içerisinde kaybedilmeye ve tutulmaya çalışmaktadır. Olsun. Gerekse de sonraki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki başvurularda sunduğu savunmalarda olsun, Türkiye'nin en yapısal meselesi olan Türk meselesinin çözümü için her zaman yapıcı davranmış ve samimi bir şekilde çaba sarf etmiş. Kendisiyle bu meselenin çözümü için masaya oturmuş, diyalog geliştirmiştir. Sayın Öcalan'ın çağrısı ile ateşkes süreçleri yaşanmış, barış grupları Türkiye'ye gelmiştir. Bugün gelinen nokta ise ne yazık ki İmralı'daki teşhit her anlamıyla Türkiye'ye yayılmış bir meselesinin çözümüne diyalog ve barış politikalarının yerini güvenlikçi politikalar almış ve ekonomi başta olmak üzere Türkiye her alanda daha yakıcı ve karanlık bir döneme girmiştir. Yapmış olduğunuz eylem 2019 Sayın Yardımcı'ya göre aykırıdır. Lütfen eyleminize son verin. Kendini ifade etmekten yoksun, meclisin vekilliğin ağırlığını taşımaktan yoksun olan bir güruhun kendi yolsuzlukları, kendi yönetememe beceriksizlikleri meclis kürsüsünde milletvekillerimiz tarafından dile getirildiklerinde bunu hazmedemeyip kendini mecliste ifade etme yerine bu meclisin, bu halkın temsiliyetine hiç yakışmayacak şekilde bir saldırı girişiminde bulundular. Belki meclis tarihinde bu kadar vasıfsız, meclis tarihinde bu kadar meclis ağırlığını taşımaktan yoksun bir tabloyla karşı karşıya kalmamıştık. Çıkıp kendini ifade etmek yerine suçluluk psikolojisiyle, onun yerine suçluluk psikolojisiyle fiziki bir şiddete varan bir saldırı girişimi oldu Mersin milletvekilimiz Ali Bozan'a. Bu saldırıyı buradan tekrardan kınıyoruz. Her fırsatta da AKP'nin yolsuzluğunu, hırsızlığını, AKP'nin çalıp çırptığını, AKP'nin bu ülkeyi soyup soğana çevirdiğini her fırsatta dile getireceğiz. Son birkaç gündür sosyal medya üzerinden Kürt kültürüne ve Kürt diline yönelik bir saldırı girişimi var. Halaylarımızda, düğünlerimizde çekilen halaylara ilişkin bir saldırı var. Bu saldırı yine AKP öncülüğünde gelişiyor. AKP'nin trolleri öncülüğünde ve mevcut iktidarın da bu ülkede ırkçılığı, faşizmi derinleştirmesinden kaynaklı son dönemlerde Kürt halkına yönelik, Kürt kültürüne ve diline yönelik saldırı girişimleri gerçekleştiriyor. Bu saldırılara da kınıyoruz. Tüm bu yaşanan sorunlar, parlamentonun bugün işlevini yitirmesi, AKP'nin bugün bu kadar saldırması, saldırı boyutunu artık parlamentoya fiziki bir şekilde de taşımasının sebeplerinden bir tanesi de derinleştirdikleri tecrittir. Tecritte amaçladıkları hem meclisi işlevsiz hale getirme, hem de bu ülkede hiçbir şeyin konuşulmaması, müzakere edilmemesi, tartışılmaması, AKP'nin yaptığı her şey yanına kar kalsın politikasını gidiyor. Bütün bu sorunların kaynağında Kürt sorununun çözülmemesidir. Kürt sorununun çözümünde ziyade Kürt sorununun derinleştirilmesini, daha fazla katmerleşmesine sebep olacak politikalar ortaya koymasından kaynaklıdır. Bundan vazgeçin. Bu sizi de bitirecek. Kürt sorunu bu ülkede birçok iktidarı bitirdi. Geçmiş dönemde kendini muktedir ilan eden, kendinin iktidarının sarsılmaz bir iktidar sahibi olduğunu ilan edenlerin hepsi Kürt sorunun karşısında tasfiye oldular. AKP de tasfiye olacak. Çünkü Kürt halkı artık kimlik bilincinin, dil bilincinin, kültür bilincinin, halk bilincinin, coğrafya bilincinin farkındadır. Bu gerçekliği hiç kimse değiştiremeyecek. Ne AKP ne AKP'den sonra gelecek iktidarlar hiç kimse bu gerçekliği değiştiremeyecek. Yapmaları gereken tek şey bu gerçeklikle yüzleşmek ve doğru bir diyalog sürecinin başlatılmasıdır. Onun da yol ve yöntemlerinden bir tanesi de İmralı'da derinleştiren tecritin kaldırılmasıdır. Bu kapsamda tekrar 14. haftamızda da iktidara sesleniyoruz. Çözümsüzlüğü değil, çözümün bir parçası olmaya davet ediyoruz.